Çocuklar bebekliklerinden itibaren sıkı polis memurları hakkında hikayeler duyarlar. Bu nedenle kanun ve makam temsilcilerine karşı dikkatli olmayı öğrenirler. Çocuklar üniformalı insanlardan korktukları bir atmosferde büyürler ve onlara yanlış bir şaka yaparlarsa sonuçlarının ne olabileceğini açıkça anlarlar. Bununla birlikte bazı çocuklar yetişkinlerin hikayelerini geçersiz kılmak veya reddetmek için büyük bir ustalık ve bağımsızlık gösterirler. Ve sonunda polislerin farklı bir yanını keşfederler. Memurlar onların gözünde kamu güvenliği için gece gündüz çalışan nazik ve merhametli insanlar olarak görünmektedir. Brooke Yost, 2017'de kasada tam arkasında duran polis memurundan yardım alması bekleniyordu. Brooke hiç parası olmadığını anladığı anda polis memuru kasiyere kızın alışverişini kendisinin ödeyeceğini söyledi. Brooke polisin hareketlerine nasıl tepki vereceğini bilemedi. Bu yüzden ona hızlıca teşekkür etti ve utanarak mağazadan çıktı. Zaten evde kız polise para ve uygun bir teşekkür borçlu olduğunu fark ettim. Brooke bir süre düşündükten sonra memura kendisine teşekkür eden bir mektup yazmaya karar verdi. Mektubun yanı sıra zarfa bir banknot koydu. Adını ve yaşını ekledi ve sayfanın bir köşesine meydana gelen durumu anlattı. Mektup, Brooke'un kendini kasada parasız bulduğunu ve seçtiği çörek için ödeme yapamayacağını söylüyordu. Ayrıca nazik bir polis memurunun parasını ödemeye gönüllü olduğunu söyledi. Ancak o anda kız hiçbir şekilde borcunu ödeyemedi. Mektupta "Sana bu parayı veriyorum" sözleri takip etti. Duyarlılığı için polis memuruna bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kendine iyi bak Brooke. Bir süre sonra mektup alıcısını buldu ve memur Savannah meslektaşlarına mektubun arka planını anlattı. Polis memurları küçük kızın nezaketi karşısında büyülendi. Elbette Brooke'un parasını istemediler. Polisler kızın davranışını beğendi. Bu yüzden onu ziyaret etmeye ve ilgisinden dolayı teşekkür etmeye karar verdiler. Memurlar Brooke'a oyuncak mağazasına $50 değerinde bir hediye çeki verdiler. Kız yerel mağazaya gidip istediği bir şeyi satın alabilirdi. Ancak Brooke bu kez de onları büyüledi. Kendisi için bir şey satın almadı ancak polis memurunun hediyesini bir hayır kurumuna verdi. Kızın özveriliği memurları memnun etti. Daha sonra ona hediyeler ve süitler verdikleri istasyona bir gezi düzenlediler. Memurlar kıza nezaketinden ve saf kalbinden etkilendiklerini söylediler. Çocuklarını onurlu bir şekilde yetiştirebilen ebeveynlerin rolünü tanımak imkansızdır. Brooke Yost'un hikayesi olağanüstü. Olağanüstü olsa da Brooke'un rolü üniformalı insanları etkileyecek tek durum değil. Yeni Zelandalı küçük bir çocuk, acil servisleri arayarak ve yeni oyuncaklarına bakmak için polisi arayarak haber manşetlerine taşındı. Bu tür bir arama acil bir durum olarak görülmese de polis memurları 4 yaşındaki bir çocuğun komik talebine yanıt verdi. Saat Iceland'daki Invercargill'deki adrese gittiler ve hatta olayın videosunu kaydettiler. Memur, yeni yürümeye başlayan çocuğun oyuncaklarını değerlendirmeye geldi. Oğlan polis memuruna oyuncaklarını gösterdi ve memur da çocuğa gösterdi. Ekip arabası kafasına bir şapka taktı ve yola çıkmadan önce onu arabanın kaportasına kaldırdı. Polis çocuğa acil durum numarasını nasıl doğru kullanacağını anlattı. Tabii ki iyi kalpli Brooke Yost ve Yeni Zelandalı komik çocuğun hikayeleri memurları büyüledi ve gülümsetti. Thank you.